Şu anda şöyle bir sorunu var. Fireflux'ın pik anlamında şöyle bir sorunu var. Carry dışındaki bütün kahramanlar içe girmesi lazım. Evet. Yani arkadan tek vurabilecek şampiyonun ne abi? Carry. Tarayacak arkadan böyle distillerini atacak. Yani bu çok sorun olacak. Çok sorun olacak. Fireflux'ın bu arada fight'ı başlattığı saniyede problem, kabullenmek istediği saniyede evet, problem. Evet. Yani bir noktada çünkü belli yerlerde dürtmek istiyorsun. Mesela o en basitten kaplumbağa dansı, lord dansı. Buralarda rakibi zorlayabilecek yeteneklerin yoksa otomatik olarak sen yarı canda fight'a başlıyorsun ve evet, ne yaparsa evet, yapsın tabii her türlü avantajlı oluyor. Oyun geride gitse de avantajlı olmaya başlıyor. Günün en beklenen karşılaşması. Mavi tarafta da bir kırmızı tarafta Fireflux, onlar seçimlerini yaptılar. Biz de burada Mobile Legends Türkiye Şampiyonası'nda bu mücadeleyi sizlere aktarıyor olacağız bu ekranlarda. Kaplumbağa'ya lapu lapu başlangıcını yapacaktır ama burada Loki kendi tarafına çekmeyi başardı. Kaplumbağa'yı kazıyor. Kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Apex'e pozisyona yakın. Robby de geldi pozisyona. Alice çalıdan görüşünü aldı. Apex'in konumunu bozuyor. Şu anda kazıyor kendi tarafında. Alien burada. Lucian kullandı. Loki yırtmayı başarıyor. Dikkat edilmesi lazım. Rahat bir şekilde almayı başardı. Geri doğru kaçı çekmeyi başarıyor. Çok gecikti. Kaçıdan inanılmaz bu ilçe. Alice'i burada düşürmeyi başarıyor ve ilk kan geldi. Ve Davin'in burada artık bir müdahale etmesi lazım. Evet, oyunu belki late'e bırakmak istiyor gibi gözüküyor Fireflux ama early game'de hiç fena oynamadılar. Diyecek çok fazla bir şey yok. Davin bu fight'ı çıktı, mecbur kovalayacak. Kaplumbağa çıktı. Kazuya yine kendi tarafına çekiyor. Ya abi Davin, çok rahat. Davin bıraktı. Yok, Davin bunu da bıraktı. Yani iki kaplumbağa verdin, bir de üstünde üçüncü kaplumbağayı da yine rahat bir şekilde veriyorsun. İlk kaplumbağada mücadele ettin, niye sonraki kaplumbağada mücadele etmedin diye sorarlar adama. Yani şimdi sen Carry'i bu kadar kastırdın, bu Alice bu Carry'e nasıl dayansın? Nasıl tutacağı ya? Nasıl dayansın? Tut. Evet, Robby nasıl dayansın? Şuna bakar mısın abi? Gork ediyoruz, oyunu geçmeyi başardılar. İkinci skor geliyor Fireflux'tan ve skor durumunu 3-1'e getiriyorlar. Alice buna düşmemesi lazım. Üstüne doğru hamleleri yaptılar ve bir skor daha geliyor. Çok kolay. Alice'de düştü. Aradaki skor farkını böylelikle beraber yükseltiyorlar. Daha bir dakika 9 lordu ne kadar güçlü olabilir ki diye düşünüp bu lordu bırakabilip milyonları ittirebilirler. Hani şu anda split'e birazcık önem vermeleri lazım. Hani savunma yapabilecek pikleri var mı diye konuşacak. Kesinlikle bir kesinlikle savunma yapabilecek tercihleri var. Alice çalmayı başardı. Alice lordu çalmayı başardı. Abi tek ne oldu? Yoğurdu çalmayı başardı. Ormancının pasifiyle birlikte yoğurdu çok çalıyor. Çok garip. İnanamıyorum. Fark ettiysen Lord'a iki oyuncu gönderdiler. Mid tarafında alabilecekleri bir kule yok. Orada iki kişi boşta bekliyor. Alt tarafta Ali ile çok hızlı temizlenmiş oldu. Lapu lapu savunmaya devam ederken fight başladı. Uşşşş gitti burada o işinin katya çok güzel kullanıyor. Kulak açın canı az ışınlanmasını kullandı burada. Saplatmayı başardı. Lunar buradan skor aldı. Arada kalan blot sektör sersem etmeye çalışıyor ama geriden kaçamaz. Geri taramaya devam ediyor. Loki'nin canı azaldı. After Dark'ın üstüne güzel baslar. Gibi o işini kullandı yaklaştırmıyor. Ve geri doğru burada püskürtmeyi başardı. Davin'in artık bir şeyler yapması lazım. Joy bir yandan da üst koridoru ittirmeyi imal etmedi. Bir yandan da eline baktığımız orta üst gelmesi lazım ama artık Joy'un. Joy base atmayı tercih ediyor. Hatta dönmeyi tercih ediyor mu? Şu anda Joy'un ne yaptığını ben anlamaya çalışırken bir yandan da Lord'u izliyoruz. Alice arka taraftaki çalıyı çok güzel. Gelmesi lazım. Kazuya fark etmedi. Kazuya... Bak orta koridor şu anda tutuluyor. Fight verilirse 4'e 4 her yerdeler ve oyalıyorlar. Orada güçlendirme falan bekleyecek bir vakit yok. Oyalıyorlar. Blossett şu anda orta koridorda dönüyor. Orta koridorda kılıç yakalılar. Kılıç geçmeye başardıklarını görüyoruz. Blossett yardım geldi ama birazcık geç kılıcını o erken oyunda düştüğünü gördük. Vassa ultisini atıyor. Burada kesmeye başaramadılar. Kalite geri çıkmak zorunda kaldı ve bir de üstüne alınan net bir lord var. Kasıyor burada lordun temizlemeyi başardı ve kılıçta düşürdüler abi. Büyük makro hata. Lordu burada salmak zorunda kaldılar çünkü hata yapabilirlerdi. Bunların farkındalar. Çünkü kule altına girmek zorundasın. Bir anda neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Burada da... Ya Joy'u görmüyorlar. Ya Krizin yavaş yavaş sarı bu arada oturmuş durumda. Hı hı. Fark ettin mi bilmiyorum. Loki. Vuruyor. Burada birazcık denemek istedi. Oo, Lunar içeri doğru girdi. Burada tutmayı başaramadı. Arkadan Rabbi çekti. Kadita'nın kesildiğini görüyoruz. Alien arada kaldı. Alien de ölümsüzünü almayı başarıyor. İşte ben bundan bahsediyordum. Zonya'sını bastı ölümsüzünü satıp. Ama birazcık olmadı gibi Joy içeri kulak doğru aç, girdi. Kulak aç. Arka tarafa doğru Blossett girdi. Burada Kazuya'yı tutabilir. Kazuya'yı tut ama Kazuya'yı kesmek için birazcık sanki klinçe ihtiyaçları var gibi hocam. Aynen öyle. İlk skoru aldıktan sonra tabii fight'in birazcık daha gerisine kaldı. Şimdi Davin'in fırsatı. Yavaşlatmayı verdi şu anda. Kazuya arada kaldı. Kazuya çıkamıyor. O içine attı. Canları çok az.
canları çok az ama arada kalan Kazuya geçiyorlar. Ben bundan bahsediyordum işte. Hata yapabilirler. 45 saniyesi var Kazuya'nın. 45 saniyesi var. Kula kaça baksana, çakır çakır yağdırıyor bak, kuleye. Kule kalmadı kule. Tek bir hata bütün kuleleri kaybetmelere sebep oldu. Lapu lapu yok. Alien yok. Bir kişi eksikler. Bunu avantaj çevirmeleri lazım. Bir kişi eksik. Arka taraftan Shoy geldi. Kaçan ikisi kullandı. Burada arada Shoy'a sıkılandı. Görüyoruz bütün yeteneklerini aldı. Bunlar az yanlış. Loki arka tarafa doğru çekti. Burada canını azaltıyor. Sunshine'in ölümsüzü gitti. Canı çok azaltıyor. Sunshine düşüyor. Sunshine oyundan uzaklaştı. Bu sosyete arada arkada Alien'a skill attırmaya çalışırken bir yandan da Kazuya ile birlikte kulak açısına geldi. Mücadele etmeye çalışıyordu. Clint burada hamlesini çok güzel yaptı. Kesmeye başardı ama arada kalan Kazuya var. Fireflux kaybedecek mi yoksa? 3 oyuncu kaldı. Kazuya ile canaz. Kazuya da düşüyor. Kotta geldi. Kotta da yılmaz taşlaştırma geldi. Yok canaz. Ama o da ölüyor. Kaja sadece yalnız başına kaldı. Takım arkadaşları yok. Minyon geliyor. Sadece 30, minyon geliyor. 20 saniye. 4 oyuncular düşüyor. Tutamaz. Düşüyor. Tutamaz. Apex de burada düştü be. Oyunu bitiriyor. Üstüne tatlı bir base atılıyor. Ve karşılaşma burada bitti. Tabii.